Elbet Ares'in günü geldik kampın 20. gününe. Hadi bakalım neymiş ünitemiz? 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye ve dünya. 20 gündür beraberiz ya lan. Vay maşallah. İyi mi? Daha bakalım. Daha önceki videoda bir stüdyoyu bir değiştirdik. Isparta yapayım dedim. Seste de biraz sıkıntı olmuş. Yani yoğun program var abi. Ben kurban olduğum Isparta, Ankara, İstanbul, Hop, Uganda, Kenya. Geziyorum yani hani. Tamam. Bu şu TET'yi bitirelim. AYT konu anlatımı da istemişsiniz. AYT kampı da istemişsiniz. AYT kampını da yaparız. Tamam. Konuları da anlatıvereceğim zaten. Tamam. Bunun için stüdyoyu kendim kurdum artık. Baktım git yerler zor oluyor. Evde oturacağım. Çekeceğiz artık. Kutu almış. Çekeceğiz. çekeceğiz. Tamam. Hadi bismillah. Şimdi geldim ne? Kampın 20. günü. Hadi bismillah. Bu bir Hareketle. 1-2-3 hangileri söyler ne bilir demiş. Almanya, Polonya'dan sonra yıldırım savaşlarıyla tüm Avrupa'da hızla yayılmaya başladı. Ba, 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 ba. Bak. Sen var ya blitzkrieg. Yıldırım harekatıyla. Her yıl alacaksın dedi. İlk kez paraşüt birliklerinin de kullanıldığı harekat sonunda Danimarka direnememiş. Almanlar tarafından işgal edilmiş. Devam eden Alman saldırıları karşısında Hollanda, Belçika teslim oldu. Adam bak 15 Mayıs'ta, 27 Mayıs'ta ulan 10 günde ülke alıyor ülke ülke. Düşün. Bugün hareketle hangileri söylenir? Almanya genişleme sürecinde mi? Yes sir. Almanya yeni savaş taktiği denemiş mi? Denemiş. Paraşüt maraşüt diyor ilk kez. Tamam. Fransa'nın teslim olmasıyla birlikte birçok Avrupa ülkesinin Alman işgaline uğradı. E bu da doğru. E Bir dakika doğru da. Bir dakika al. Çok bildin mi? Çok yanılıyorsun işte. Al öyle kalırsın. Tamam öyle kalırsın. çıkarttı bir güç olmayınca kalırsın. Al. Vallahi var olayı ki yanlış çözecektik ha. Bak dinle. Fransa'nın teslim olmasıyla diyor. Tamam. Hiç yukarıda Fransa var mı? Polonya var. paraşüt birlikleri var. Danimarka. Hollanda. Belçika. Hani Fransa nerede? Nerede? Yok ki. 3 yok. Eledim bak cevabım 1 ile 2'ymiş. İşte bu bilgiden hareketle soruları özellikle çok bilenlerde yanlış yaptırılmış. Tamam senin bilmeyen gerek yok. Ben sana verdim şurada bilmeyen gerekeni. Türkçe'nin iyisi işaretle geç diyor. Bak dikkat. Celal Hoca bile olsan abicim ağzını ayırmayacaksın. Dikkatli çözeceksin diyor. Devam. Dedi ki buna göre devletlerin milletler cemiyeti üyeliğini Açlıklardan hangisini engel olarak gördükleri söylenebilir. Bakalım 2. Dünya Savaşı öncesinde Çin'in kuzey biri olan Jehol'ün 33 yılında Şubat ayında işgalinden bir ay sonra Japonya Milletler Cemiyeti üyeliğinden çekilmesinden sonra benzer politikalara sahip olan Almanya Ekim 33'te Milletler Cemiyeti'nden ayrılmış. Abi bunlar işgal edecek sağı solu. Tamam Milletler Cemiyeti üyesi oldukları için işgal edemiyor. O yüzden adamlar çekilmiş. Milletler Cemiyeti'nden. Peki bu durum Milletler Cemiyeti üyeliği hangisine engel? Hangisine engel? İşgale engel. Ara bul. Uluslararası ticaret değil, demokratik yönetim değil, kamuoyu değil, uluslararası örgüt değil. Ama yeni toprak kazanmana, orları işgal etmene engelmiş. Anladığında çözülüyormuş. Bu Türkiye'yi iyileştireceğiz. Devam. İkinci Dünya Savaşı yıllarında 26 Ocak 1940 tarihinde resmi gazete yayınlanan ve 1960 yılına kadar yürürlükte kalan milli korunma kanunu ile hükümet, ekonomide ürünlere el koyma, hatta zorunlu çalışma yükümlülüğü getirmek gibi konularda sınırsız yetkiye sahip olmuş. Yani olağanüstü şartlar, olağanüstü önlemleri de beraberinde getirmiş. Bu bilgiler Türkiye ile ilgili hangisinin göstergesidir? Savaşın olumsuz etkilerine karşı önlemler almış mı? Almış mı? Benim cevabım bu. Bakalım özel sektöre kolaylık mı var? Hayır. Aktif bir dış politika mı? Her an içeride kendimiz yapıyoruz. Allah'ın dış yardımları, devlet model, işlerlik ne dış yardım ne savaşta kim sana para verecek? Bölgeler arasında gelişmişlik farkına son vermek mi? Hayır abicim, savaş çıkmış, devlet de demiş ki milli korunma kanunuyla ürünlere el koyabilirim, zorunlu çalıştırabilirim demiş. Savaşın olumsuzluğuna karşı engel olabilecek önlemler almaya çalışmış. Bak güzel. Aa doğru cevap. Devam. Buna göre 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın İngiltere'ye yönelik hava saldırıları başlattığı dönemde İtalya ve Almanya tarafından Kuzey Afrika'da İngiltere'ye karşı Mısır merkezli ikinci bir cephe açılmış. Lan yani İngiltere'nin hem ülkesini işgal ediyorlar hem sömürgesini işgal ediyorlar. Buna göre 1-2-3 hangilerine ulaşılabilir? Avrupa'nın savaş alanı haline gelmesinin önlenmek istendiği. Ne gelecek olur? her yer işgal edilmiş geç eledim. Beraberinde Almanya'nın savaşı geniş alana yayarak İngiltere'yi zor durumda. Hem ülkesini işgal ediyor hem sömürgesini. Kendini mi korusun, yavrusunu, sömürgesini mi korusun? İki var, olmayanlar gitti. Tamam. a gitti. Üç, Almanya ve İtalya birlikte hareket ediyor. Evet. Afrika'da İngiltere'ye karşı Almanya, İtalya beraber bir cephe açmış. Türkçe'de anlam sorusu al. Beraber çıktı. Şimdi bu çağdaş dünya artık böyle yok yani sınavda. Gelir gelmez belli olmaz da. Aa biz gene de anlatıyoruz işte. Kızı çözelim. İkinci Dünya Savaşı sonrasında. Türkiye seçimini Amerika, İngiltere'nin başını çektiği demokratik bloktan yana almış. Dünya ikiye bölün diye batıda Amerika, doğuda da kim var? Rusya var değil mi? Biz aşkımız Svetlana'ya dedik ki hadi lan tereyağı gittik Amerikalılarla işbirliği yaptık. Bu durum hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? Bakalım. Çok partili sisteme geçilmesi alakasız diyeceksin ama alakasız diyeceksin ama biz çok partili sisteme geçtik. Niye? Demokratik blok diyor. Bak çok parti demokrasinin gereğidir. Biri aldım olmayanları eledim eledim. İki seçimlerin tek dereceli gizli oy açık sayı mesasına göre yapılması. E, demokrasi hiç valla Amerika Rusya alakalı bir şey yok aslında. Tamam seçim yönetmek amacıyla yüksek seçim kurulu abim şurası demokrasi. Şunların üçü de neyle alakalı? Demokrasiyle alakalı. Bitti. Soru bak ne geldi nasıl soruyor değil mi? Takılmayacaksın. Bakacaksın tık 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 işaretleyip geçeceksin. Almanya ve İtalya'nın ırkçı baskı yaklaşımları sonucunda birçok bilim adamı ülkesini terk etmiş. Bu da hangisi üzerinde etkili olmuş? Neye etkili oldu? Mesela Einstein'lar 30'lu yıllarda Hitler'in zulmünden kaçanlar tamam mı sağa sola gittiler. Tamam mı? mesela Albert Malche diye bir adam Türkiye'ye geldi. İşte bu John Devey'ler falan geliyor beraberinde tamam. E bu adamlar abicim Darül Fünun'un İstanbul Üniversitesi ne döndürdüler? Tamam. Diğer bilim adamları bir kısmısı Amerika'ya gitti, bir kısmı oraya gitti, bir kısmısının Rusya üstüne kondu. Bakalım neyle alakalı? İç göçlerin gece konduya la alakası var mı? Yok. Avrupa'da okullar mı kapandı? Amerika ekonominin mi merkezi oldu? Bilimden falan, bilim adamından bahsediyor bana. Yani Yahudileri toplama kampları toplama. Hayır. Ama bilim uluslararası bir kimlik kazanmış. Ya zaten soruda veriyor zaten. Birçok bilim insanı. Bilimle alakalı da bir tek bu var işte. Yani. Tamam. Adam atıyorum işte şey kökenli, Avusturya kökenli, Polonya kökenli ama ülkesi işgal altında olunca gitmiş Amerika'ya. Anlaştık. Aa buyur. Kolay soruyormuş. İkinci Dünya Savaşı'nın tüm olumsuzluğuna rağmen bu dönemde eğitim, öğretim, kültür alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Hangisi bu dönemde yaşanan gelişmelerden biri değil? Tamam. Hani burada Türkiye'de de belirtsekmiş iyi olurmuş. Mesela ne var? Köy açılması. E 1941'de açıldı. Değil mi? Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün emriyle tamam. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç tarafından açıldı. Türk Edebiyatı'nda garip akımı o dönem çıktı. Batı ve Doğu kültürlerinde klasikler adıyla anılan çeviri kitapları. O dönemden kalma. Tamam. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu olamaz bunları kim açtı? Bunları Atatürk açtı. 1931'de tarih kurumunu, 32'de de dil kurumunu açtı. İkinci Dünya Savaşı'ndan 15 sene önce açmışız zaten bunları. Radyoda işte yurttan sesler konusu programları bak. Mebin kitabındaki o diğer bilimsel gelişmeler, diğer sosyal kültür gelişmeler var ya oradakinin aynısını soru yapmışız. Geçtim. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de nüfusun yaklaşık %85'i kırsal kesimde yaşarmış. Köyde yaşıyor. Buna göre Savaşçıların da seferberlik ilanıyla geç nüfusun silah altına alınması Türkiye'de hangilerine neden olduğu söylenebilir. Tarımsal üretimin düşer mi? Düşer. Niye? Kime gidecek la tarlayı? Kurban oldum. Kime gidecek? E peki tarımdan çok ticarete mi önem verilmiş? Hayır. Bayındalık hizmetleri mi önem kazanacak? Hayır. La, erkek yok. Erkek. Nüfus artış hızın düşer. Tarım tarla takla işleri düşer. Ağır sanayide erkek gücü gerektiren işler düşer. Oğlu düşer. Yalnız birimiş. Bak bu tarz nüfus sorunlarıyla falan da geliyor ÖSYM. E. Devam. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere'ye karşı özellikle hava saldırıları düzenlemesi. İngiltere'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle alakalı? Niye herkese tankla gidiyor da İngiltere'ye havadan gidiyor, denizden gidiyor? Niye? Çünkü İngiltere bir ada. Anladın? İngiliz ada tankla nasıl gidecek adaya? E, o yüzden havadan o zeplinler bilmem neleri göndermiş. Denizden donanmayı göndermiş. Kartal hücumu, hava harekatı, silo, deniz aslanı denizden göndermiş. Bak coğrafya bilgisi gerektiriyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Türk dış politikasının hedefi savaş dışı kalarak toprak bütünlüğünü korumak olmuştur. Girmedik savaşa. Buna göre İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de görülen 1-2-3 hangileri buna uygundur? Savaşa girmiyoruz, tarafsız kalıyoruz. Durum diyoruz. Almanya ile saldırmazlık anlaşması imzalama. Olabilir. Almanya bana saldırma demişiz. İngiltere Fransa ile karşılıklı yardım. Tamam. Size de yardım ediyorum ama bana karışmayın demiş. Varlık vergisini çıkar mı? bizim içeride. Dış politikayı soruyor bana. Bu içeride. Üçleri zaten kafadan eledim. İkiyi de aldım. Tamam. Cevabım neymiş bak. Bir ile ikiymiş. Ama öğretmenin nasıl olur? Abim yanar döner politika izliyoruz. Almanya'ya da. Eyvallah diyoruz. İngiltere, Fransa'ya da eyvallah diyoruz. Savaşa girmiyoruz. Aklına yattı mı? Tamam. Al 20. gündüm ilk testini hallettik. Hay bakalım bir çayın al gel ikinci testten devam edelim. Hay bakalım 20. gün ikinci testten devam. Ne diyor? Buna göre Türkiye 23 Şubat 45'te Almanya savaş lanet ha sembolik olarak. 1-2-3 hangilerini gözettiği sanılabilir. Şubat 1945'te toplanan Kırım'ın Yalta kentindeki konferansta savaştan sonra kurulacak dünya sisteminin nitelikleri belirlenmiş. Ha, yeni düzen geliyor. New Order. Bu, bu sistemi yürütmek üzere kurulacak olan uluslararası örgüte Birleşmiş Milletler demiş. Demek ki milletler cemiyeti bir halta yaramıyor. 1 Mart 1945'e kadar tarafını belli etmeyen Almanya ve dostlarına savaş ilan edecek devletler de Kurucu üyeliğe alınacağı açıklanmış. Yani kardeş tarafını belirleyeceksin. Alamandan yana mısın? Amerikalılar İngilizler o taraftan mısın? Tamam. Eğer Alamandan tarafsan hapı yuttum. Onunla beraber sen de götürürüz. Yeni dünya üzerine katılmak mı istiyorsun? Bu tarafı seç diyorlar. Tamam. Peki buna göre Türkiye hangilerini gözetmiş? Savaşın geniş alana yayılmasını mı önlemek istiyorsun? Cık. Denge stratejiyle toprak bütünü mü? Cık. Savaş dışıyız. Ama uluslararası alanda etkinliğini arttırıp şu Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olmak ister mi? İster. Aklın hayattı mı? Anlaştık. Bittik. Zaten savaş bitmiş. Tamam. 7. Dünya Savaşı'nda Türkiye'de ne diyor? Bugün hareketle Türkiye'de hangilerinde değişim yaşandığı söylenebilir. Demokrasi, ekonomi, mimari. Hepsi de olabilir. 1-2 de olabilir. Bakalım. Tek parti uygulaması devam etmekle birlikte TBM hükümet denetleme işlerini görecek müstakil grup kurulması karıştırmış. İçişleri Bakanı CHP Genel Sekreteri olması uygulamasından vazgeçilmiş. Bak neyle alakalı? Demokrasiyle alakalı. Bir var olmayanlar gitti. Eleyemem hepsinde bir var. Tarımla uğraşan kesimi vergilendirmek, askerin ve halkın askeri ölçüde beslenmesini sağlamak için toprak mahsulleri vergisi çıkarılmış. E bunu da ekonomiyle ilişkilendir hadi. Değil mi? E hadi. E Mimari var mı? Yok. Üçler gitti. Cevabım bir lan ikiymiş. Bitti. Böyle sorular da gelecek abi. Bu ne lan dem, demeyin. Geliyor böyle öğrenci. Aa bu, bunda kesin bir şey var. Şu da var. Bu da var falan diyor. Deme lan. Tıkış attı Bu kararın hangisine neden olduğu söylenebilir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Amerika, İngiltere, Rusya'nın devlet başkanlarına bir araya geldi. Yalta konferansında 1 Mart 1945'e kadar Almanya, Japonya, savaşlarından ülkeler daha sonra San Francisco'da kurulacak olan Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olarak çağrılacaktır. Yani tarafınızı belli edin kardeş mesajı verilmiş. Tamam? Tarafınızı belli edin. Bizden misiniz? Ondan mısınız? Söyleyin. Ona göre dünya düzenini kuracağız diyorlar. Peki bu karar hangisine neden olur? Tarafsızlığını koruyan devletlerin Japon'a, Almanya savaşlar etmesine neden olur mu? E olur. İşte başta Türkiye. Biz de savaşlar edeceğiz. Birleşmiş Milletler'e ne olacağız? Kurucu üye olacağız. Böylece savaş bir an önce bitsin gitsin istiyor. Bakalım savaşta cephe sayısının artmasına cık, bak bu değil. Niye biliyor musun? Çünkü artık savaşın sonuna gelinmiş. Tamam. Yani savaşın sonuna gelinmiş. Biz kaldırıp da Almanya savaş zannettik ama sen sembolik Almanya sana savaş zannettik dedik. Bir tane asker bir tane kurşun göndermedik. Anladın? Yattı e aklına. Zaten savaş bitiyor. Tarafını seçeceksin artık. Amerika'nın kendi topraklarına çekilmesi, savaşın arpa dışına yayılması. Bak şunlar benzer gibi duruyor değil mi? Öyle değil işte olay. Tamam. Savaş sonrasında demokratik yönetimin yakınlaşması tamam da yukarıyla bir alaka var mı? Yok. Dünya barışı için Birleşmiş Milletler denilen bir örgüt kurulacakmış. Bitti. Ama bu ne? Kurban olduğum ÖSYM'e daha kısa soru. Ne olur biz de şunu kısaltalım. Bu bilgiden hareketle 1-2-3 hangilerine ulaşılabilir demiş. Bakalım. Almanya'nın teslim olması sonrasında Temmuz-Ağustos tarihleri 45'te Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında İngiltere Başbakanı Kısa Winston Churchill, ABD'nin yeni başkanı Henry Stephen Truman'la ve Rus lideri tamam Joseph Ilyich Lenin, ne Lenin Stalin ile Potsdam konferansında bir araya gelmiş. Bana bak bak. Berlin'e doğru giderken tamam. Potsdam'da bir araya gelmişler. Potsdam'da yapılacak olan barış anlaşmalarının temel şartları ve yöntemleri belirlenmiş. Görüşmelerde Almanya'yı 4 işgal bölgesine ayırmışlar. Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya Almanya'yı dörde bölmüşler. Bak bak bak. Ayrıca Almanya için ekonomik, askeri, siyasi, hukuki, adli, mali, seksi, dini, ilmi, bilmi, filmi ne aklına geliyorsa kısıtlama yükümlülükler getirmişler. Yani alamanın içinden geçmişler. Hareketle hangi dostlar? Herhangi bir devletin tek başına Almanya üzerinde söz sahibi olmasını istenmediği bankovar Dördü birden çökmüş üstüne. Böylece Almanya dörde bölünecek denmiş. Anlaştık. Bir olmalar gitti. Almanya'nın yeniden dünya barışını tehlikeye atmasını engelleyici yaptırımlar. Evet. Askeri kısıtlamalar, yükümlülükler getirilmiş aldım. Öyle büyütemezsin gene yani donanma tank top tüfek yapamazsın dediler. Tamam. ABD'nin Avrupa siyasetindeki etkin güç konumuna geldiği diyebilir miyiz? Amerika'nın Avrupa siyasetinin etkin güç konumuna geldiği diyebilirim. Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Bak abi. Bak abi. Amerika'nın başkanı Truman çıkmış gelmiş Almanya'da tamam mı? Konferansta Almanya'nın bir kısmısını almış. Artık İngiliz'in, Fransız'ın sözü hükmü Yok. İpler kimin eline geçecek? işte İngiltere, Fransa artık bitiyor tamam. Amerika'nın eline geçecek. Çift kutuplu bir dünya oluşacak. Tamam. Ben bunu da alırım abim. Artık Amerika Avrupa siyasetinde söz sahibi. Tamam. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na fiilen katılmamış ancak savaşın getirdiği ağır ekonomik koşulları tüm zorluklarıyla hamdolsun bizde yaşadık. Girmedik ama en az girmiş kadar olumsuz etkilendik ifadesini kullanan bir tarihçi. Savaş yıllarında aşağıdaki gelişmelerden hangisini buna örnek olarak gösteremez? Genç nüfusun önemli bölümünün silah altına alınması. E olur. Erkekler nereye gitti? Askere gitti. E tarla takka işleri durdu. İşte ağır sanayi işleri durdu. Ne bileyim çocuk yapım çalışmaları durdu. Türkiye'nin nüfus artış hızı. Nah diyoruz ya nüfus artış hızı o bile durdu. Yani ama dönüşte Uçmuş vallahi Direkt rekor Ülke bütçesinin büyük kısmı savunmaya gitti mi? Gitti. Lan ne güzel sana uğraşıyorduk. Gene parayı nereye yatırdık? Savunmaya. Gitti. Ekonomi ve fiyatları denetim altına almak için milli korunma kanunu. Bilgi. Çıktı. Tamam. Arkasından köye göre öğretmen çiftirmek amacıyla köy enstitüsünün kurulması. Olan bu kötü bir şey değil ki. İyi bir şey bu. Bu dursun. Askerin halkın asker ölçüde beslenmesini sağlamak için toprak mahsulleri vergisi. Bir de vergi de çıkmış. Verginin hiçbirisi değildir abem E gitti. E bir tek geriye ne kaldı? Köy enstitüsü kaldı. Ya okul açılmış. Kurban oldum Yani hani demek ki şey durum iyi diye, diye düşünürsün değil mi? O köy enstitülerinden çıkan öğretmenler de abim onlar öğretmen. Ben öğretmen falan değilim valla. Ben köy enstitüsünden mezun bir e, yanında, ablanın yanında ben öğretmenim demeye benim dilim varmaz. Niye? abem onlar çok çok iyiler. Ben sadece işte tarih bilirim ben. Onlar kaynak nasıl yapılır onu da bilir. Onlar inek nasıl buzağlattırılır tamam mı? Ne bileyim öküzün malı nasıl takılır tamam mı? At nasıl kısraklattırılır bunların hepsini biliyor. Bal nasıl yapılır biliyor. İşte kablo döşe, elektrik tesisat, su çek bunların hepsini biliyorlar. Sadece öğretmen değiller. Her şeyi biliyorlar. Tarımı, ziraat, hayvancılığı, teknik bilgileri. Yani onlar öğretmen üstü, MacGyver gibi adamlar. A takımı gibi adamlar yani bil tamam ama bu iyi bir şey. bir şey değil yani anne. zorluk değil bu iyi bir şey bu. Geçtim. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atılması hangisinin göstergesidir? İnsanlığın bittiğinin göstergesidir. Bakalım neymiş? Tamam. Nükleer silahlanmaya geçilmiş mi? Geçilmiş. Uzak Doğu'da SSCB'ye yayılmacı önlen ne Nerede Rusya önlenmemiş? Genel seferberlik var mı? Var. Sivil can kaybının önemsendiği mi? Tam tersi önemsenmediği mi? Önemsenmemiş. Benim de uzay çağı değil abim. Adam atom bombası atmış. Atom bombası. Yani yüz binlerce insanı öldürmüş. Moralim bozuldu. Geçtim bak aynı benzer durumlar. Bak günümüzde de oluyor. Filistin-İsrail savaşı var. Adamlar kimyasal bomba atıyor. Misket bombası atıyor. Apartmanı vuruyor. Apartmanda aileler ölüyor. Çocuklar o görünce mesela o şeyleri tamamı insanın içi gidiyor. Savaşın her türlüsünün nalet olsun. istemiyoruz artık tamam. Devam. Şimdi demiş ki bu bilgilere bakarak hangisi savunulabilir demiş. Bakalım. Almanların kuşattığı şehirlerden biri de Stalingrad idi. Staling şehri. Alman ordusu yoğun saldırısına rağmen kent başarıyla savunuldu. Verirler mi? Vermezler. SSCB ordusu kıs, kış, bastırınca karşı saldırıya geçerek Alman ordusunu da mağlup etmiştir. Bu bilgilere göre hangilerine hangisi savunulabilir? Bakalım neymiş bir yorum sorusu gibi. Rusya'nın Almanya'dan daha fazla askere sahip olduğu Asker sayısını bilmiyorum ama bu Ruslar o coğrafi şartları kullanmış gibi duruyor değil mi? Böyle bir şey galiba. Bakalım. Aha Rusya'nın coğrafi şartları alışık çevirdi. O kar, kış, kıyamet bastırınca Almanlar tamam alışık da kışa. E, Rus'taki gibi onlar gibi alışık değiller. Tamam. E, bunlar dondu. Ruslar saldırıya geçti. İkinci Dünya Savaşı bitmedi. Rusya'nın toprak kazanmadı. Kendi şehrini savunuyor. Almanya önce sınırlara döndü. Aa, Rusya coğrafi şartları avantaja çevirmiş. Eğer kış olmayaydı, tamam, eğer kış olmayaydı, emin ol Alman bunların hepsinin içinden geçer miydi? Vallahi öttürürdü. Ama işte kış şartlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu tutumunda 2. Dünya Savaşı'nın yıllarında görülen 1-2-3 hangilerinin etkili olduğu sanılabilir? Bakalım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 48'de soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasıyla ilişkin sözleşmeyi kabul etmiş. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler 48'de insan hakları evrensel beğenlenmiş. Bak hem atom bombası atıyor hem de insan hakları diyor. Bakalım bunlara bu tutumda yazılarında gören hangileri? Toplama kamplarının oluşturulması evet. Tamam işte Almanlar bu Yahudi toplama kampları oluşturdu orada öldürdü diye onu kastediyor. Tamam bunu aldım bir var olmayanlar gitti gitti. İki, seferberlik ile. Abicim, Seferberlik her zaman savaşta, isyanda, olayda, bu vukuatta olur. Bunun bir zerre alakası yok. El 3. İnsanların toplu sürgüne zorlanması. Evet. Şu sürgünler, toplama kampları, katliamlar bunlar yapılınca soykırım suçu önlensin. insan hakları evrensel beyannamesi olsun dendi. Anlaştık. Ama Amerika atom bombasını attı 2 dene. Tamam Bunu Söylemezsem çatlardım valla. Aha cevap 1 ve 3'ümüş. İkinci Dünya Savaşı'nın aynı zamanda Almanya, İtalya, Japonya'yı yürüttüğü faşist ve ırkçı politikaların da yenilgisi anlamına gelmesi hangisi üzerinde hızlandırıcı etkisi? Ulan faşizm, nazizm, komünizm, zıkkımizm, sonra izimle biten ne var izise -iz -iz izim. Tamam. Aa, bunlar ne oldu? Yıkıldı gitti. E bunlar gidince bu işte baskıcı, despot, totaliter, diktatör. Bu adamlar gidince ne güçlenir? Demokrasi güçlenir dayı. Demokrasi. Anlaştık mı? Klasik klişe soru. Bu soruyu şöyle çözüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Cevap eymiş dedim. Bitti. Hafta değil 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 değil. Milletler Cemiyeti 31'de Japonya'nın Çin'in Mançurya bölgesini, İtalya'nın Etiyopya'yı işgalini önleyememiş. Çünkü Milletler Cemiyeti bir halta Yaramıyor. Japonya kaldırmış, Mançurya işgal etmiş, İtalya kaldırmış, Etiyopya, Habeşistan'ı işgal etmiş. Bu bunlara kınıyorum sizi, kın deyip kaldı. Daha sonra Milletler Cemiyeti'nin bu zayıflığından faydalanan Hitler kaldırdı. Almanya'yı Ren Irmağı'nın batısında kalan topraklarına askeri birliklerini gönderdi. Milletler Cemiyeti'nin askeri bir gücü kanadı bir şey yok ki yaptırım yapabilsin. Yapamıyor. Peki bu bilgiler hangisinin göstergesidir? İtalya, Almanya birlikte hareket ediyor. Aa böyle bir şeyden bahsetmiyor. Henüz demiyor. Tamam. Almanya diplomasi etkin şekilde bulunuyor. Ne diplomasi? Sıra adam askeri birliğini göndermiş. Milletler cemiyetinin üye sayısı mı yetersiz? Üye sayısı değil dayı. Milletler cemiyetinin bir ordusu, bir gücü, bir yaptırım gücü yok. Tamam. İkinci Dünya Savaşı uzak doğudan başlamış? Yok. İşgaller var ama orada başlamadı. Milletler cemiyeti barışı korumak, anlaşmazlıkları çözmek konusunda yetersiz. Yani milletler cemiyeti bir işe yaramıyorum. Akademik dilde söylemişiymiş. Vallahi doğru bilmişim. Aferin bana. Kalp gözüm açık dedim. Aha 20. günü de hallettik. Kıymetli kardeşler. Hepinizi seviyorum. Kendi kendinize iyi bakın. Ders arasında ağzınızı ayırmayın. Sağda solda gezmeyin. Tamam. Oturun efendi gibi dersinizi çalışın. Sağlam bir üniversite kazanın ve gidin. Tamam. Bitti gitti. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. 21. günde görüşmek üzere. Hadi bakalım baş baş.